Oğuz Atay tarafından kaleme alınan Tutunamayanlar romanı. Tutunamayanlar edebiyatımızın ilk postmodern romanı kabul edilir. Oğuz Atay tarafından kaleme alınan Tutunamayanlar, belirli bir olayı sergilemekten çok izlenimler, çağrışımlar, taşlamalar, ayrıntılar, ruhsal çözümlemelerle sıra dışı bir romandır. Türk edebiyatında postmodernizmin ilk özelliklerini bu eserde görürüz. Bu tarz eserlerde romanın olay örgüsünü takip etmekten ziyade roman kahramanlarının iç dünyasıyla tanışırız. Aydın kesimden seçilmiş bu karakterler aracılığıyla aydınların, entelektüel insanların tutunma mücadelesi, iç dünyaları dikkatimizi çeker. Bu nedenle romanın içeriğine girmeli ve mutlaka bu eseri okumalısınız. Romanın baş kişisi Turgut Özben isminde genç bir mühendistir. Turgut Özben bir gün çok sevdiği arkadaşı, samimi arkadaşı Selim Işık'ın intihar ettiğini gazeteden öğrenir. Ve bu olaydan çok etkilenir. Arkadaşı Selim Işık'ın neden intihar ettiğini araştırmaya koyulur. Selim'in arkadaşlarıyla görüşür. Sırasıyla Metin'le, Esat'la ve Kargı'yla. Büyük ipuçlarından birisini kendisine Kargı verir. 600 dizelik bir şiirdir bu. Bu şiirin içerisinde intihara gerekçe aramaya çalışır Selim Işık. Fakat asıl aradıklarını Selim'in aşk yaşadığı Günsel'den işitir. Anlatılanlara göre bu ilişki sonucunda Selim Günsel'e mektup yazıp intihar etmiştir. Evet, romanın içerisinde Selim'in intihar mektubunu uzun uzun okuruz ve bu mektup bizi düşüncelere salar. İşin ilginç noktalarından bir tanesi Selim'in ölmeden önce Tutunamayanlar adlı bir ansiklopedi hazırlaması durumudur. Turgut Özben bu ansiklopediyi ele geçirir ve bunu okumaya başlar. Selim kendini anlatır başlangıçta. Hayata tutunamamıştır. Turgut Özben de kendisinin Tutunamayanlardan olduğunu ansiklopedinin ilerleyen kısımlarında anlar. Ve sonra da bir hamlede bulunur. Bu hamlenin ne olduğunu sizinle paylaşmayacağım. Romanı okuduğunuzda kendiniz görürsünüz. Roman aslında düşünce yoğunu bir roman. Mutlaka okunması gereken eserlerden bir tanesi postmodernizmin Türk edebiyatındaki ilk önemli eseri.